Atsan, Özgür Kırmızı'yla 212 Av ve Doğa Sporları programını sunar. Evet arkadaşlar, Hatsan'ın sunduğu 212 Av ve Doğa Sporları'nda yine beraberiz. Bugün yine Kırklareli'nde domuz avındayız. Ayhan abimizin misafiriyiz bugün. Şeyi geçelim Ayhan abimizin yanına. Ayhan abi, ne diyorsun abi bugün? Evet, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün kısmetse Ulu Konak Çamlığı'nı ve Ulu Konak Köyü'nde bir av yapacağız. Yani herkese kazasız belasız bir av geçirmek temenni ediyorum. Yani diyeceklerim bu kadar. Ayarsız Orhan abiyi getirdik evet, abi evet. Bugün. Bugün ayar yapacağız ona. Yapacak bugün mıyız? Bugün ayar vereceğiz ona. İnşallah. Sıkıntı yok abi. İnşallah bu sefer domuz bizim yerimize avuca çıkar herhalde. Vallahi bilmiyorum. Serkan abi o kadar eğitim verdi abi sana. Bugün atışları ya görmek artık, istiyoruz. Af yok artık. Iskalamayız artık. Tamam abim, o zaman sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar teker teker tanışalım arkadaşlarla. Kimler yanımızdaymış? Abim tanışalım. Ünsal Erdem. Kırklareli doğumluyum. Herkese rastgele diyorum. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Adım Emre. İstanbul'dan geliyoruz biz buraya ama. Ondan sonra herkese rastgele diyorum. Kazasız belasız, kesik sisiksiz bir av olsun. İnşallah. Ben Asım Akbaş, Ümit Altın Mayır. Size rastgele diliyorum. İnşallah ormancı rica ediyorum. Bostanlarımızı çok zarar ediyorlar yani. Karpuzlarımızı tam yetiştiriyoruz. Yarama yani kendileri geleği yarıya bırakıyor, biz yiyemiyoruz yani. Ama bugün de i̇nşallah. Yardım istediler diye geldik zaten. Öyle mi? İnşallah. Bayağı bir kalabalık geldik inşallah. İnşallah raz gaz. Tarımları kurtaracağız bugün. İnşallah. Abi sen hemen çöktün aşağı. Ben çöktüm evet. Hoş geldiniz bu arada diyorum. Hoş bulduk. Ben Aykacıyım. İyi avlar diliyorum. Adım İbrahim Dublacı. Bu kadar. Biz bugün sana bağlıyız. Evet. Ayka konusunda. Bugün domuzları çıkaracağız. Hadi inşallah. Seni tanıyalım abi. Ahmet Beyliman. Kırklareli'nin Kayalık köyündenim. Sağ olsun Cafer abimiz sayesinde çok güzel avlar yapıyoruz. İnşallah. Herkese rastgele diyorum. Sağ ol, teşekkürler. Mustafa abi, sen bizim kuruculardansın. Estağfurullah. Adım Mustafa Arslan. Ali Beyköy, İstanbul Ali Beyköy Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü adına buradayız. Aynı zamanda Safir 212 Doğa Sporları adına inşallah bugün güzel bir av çıkartacağız. Bütün avcılara rastgele diyorum, kazasız belasız bir av olur. Temennisini iletiyorum. İnşallah. Teşekkürler. Abim seni tanıyalım. Güray Güngör. İstanbul'dan geliyoruz. Kırklareli'ne geldik arkadaşlarla tanışmaya, avlanmaya. Herkese kazasız belasız avlar dileriz. İnşallah abim. Genç gel bakalım. Sen de daha yeni yeni eğitim alıyorsun şimdi. Merhaba, ben Enes. Babamla geldim buraya. Burada bütün avcı abilerime hepsine rastgele ve başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir av geçirmemiz temenni ederim. Teşekkürler.
Abicim seni tanıyalım. Adım Özdemir Gökbora. Önce herkese kazasız belasız avlar diliyorum rastgele. Ben uzun yıllardır İstanbul'dan Ayhan ve Cafer'e gelirim. Çok eskidir tanışıklığımız. Bugün de kalabalık güzel bir grup olmuş. İnşallah güzel av yaparız. Herkes keyif alır. Siz de güzel çekimler yaparsınız. İnşallah. İnşallah. Galip abi. Merhaba. 212 Av ve Doğa Sporlarından Galip Kabadayı. Bugün Kırklareli'nde misafiriz. Umarım güzel bir av olur. Kazasız belasız. Hayırlı avlar olsun. İnşallah. Seyfi abim. Merhaba. 212 Av ve Doğa Sporlarından Seyfi abimle herkese rastgele diyoruz. Bugün çok güzel bir domuz avı yapmayı düşünüyoruz bakalım. Hayırlısı. Abicim geldik sana. Abicim bana hiç gelmeseydin ben çok bağırıyorum, çok konuşuyorum. Herkese rastgele diyorum. Domuzları geçen sefer senin sayende çıkardık Ayka'dan. Yine benim sayemde olacak. Valla ben senin dibinden ayrılmam, bilgin olsun. Tamam. Fatih abi. 212 Avadova Sporları'ndan Fatih. Her organizasyonda söylediğim gibi rahmetli Aytekin Aykut'un asistanıyım. Arkadaşlar burada bizi davet etmişler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Misafir olarak geldik. İnşallah kazasız belasız bir av geçer. Akşam kapanışında yine aynı ekiple herkesin yüzü güler bir şekilde kapatırız. Herkese şimdiden rastgele diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Fatih abi aynı zamanda doğada yaşam koçu da yapacak bize. Öğretmenlik yapacak orada bize. Eğitimlerini verecek. Haberiniz olsun. Bir iki ay içerisinde başlayacağız tekrar değil mi abi? Şimdiden bağlamasını yaptım. Aynen öyle. Şimdiden kilitleyeyim seni, bir daha hareket etme. Tanışalım abi. Akın merhaba. Özcan. Ben de İstanbul'dan geldim. İstanbul neresinden? Bizden çok İstanbullu var ya. Şişli. Şişli'den. Biz de bahçeli evlerden geldik. Evet, Özdemir abilerle beraber geldik. Burada Cafer abi, Ayhan abinin misafiriyiz. Sağ olsunlar, biz davet ettiler. Umarım güzel bir av olur. Ben inanıyorum. Bu kadar güzel ekiple iyi bir av yaparız diye düşünüyorum. Abi biz denedik. Biz daha önce denedik Ayhan abilerle. Güzel geçti bakalım. Bugün de göreceğiz. Muhtarım, sana gelelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konak Mahalle Muhtarı Necdet Danışan. Ben şimdi bütün avcı arkadaşlara rastgele diyorum. Yalnız domuzun azılarını görüp de namlunun sesini bırakmasınlar. Azıya bakıp da namluyu unutmasınlar. Güzel atsınlar. Burada yaralı azıl domuza bırakmasınlar. Tamam. Tarımlara çok zarar veriyor mu hayvanlar burada? Ya hayvan verecek tabii tarıma zarar. Neyle ver? Ben şu anda elimdeki sokak köpeklerini besliyorum bir aydan beri ayırma. Atmışlar bak leksin. Onları yeni aldım. Biz de geçen hafta geldiğimizde iki çuval mama getirmiştik. Onları dağıttık. Şey attık. İnşallah. Ama şimdi inşallah. Domuzlara bir bakalım. İnşallah. Hayırlı silahlar atarsınız. Abim. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş geldiniz. Cafer Kana. Unutma. 40 gelinde domuzlar benden sorulur. Kesinlikle onu biliyoruz. Denedik. Yardımcım Şaban Ataç. Yeni köpek aldık ona. 3.000 dolar aldık hayırlısıyla köpeğimizi. Boramız. Güzel bir av olacak. Ekibim güzel. Herkese rastgele diyorum. Bakalım sonunda çekimlerde bakacağız. Ne olur ne gider. Abim seninle tanışalım. Valla 3.000 dolarlık köpek. Benim güzel bir yerinde yaşıyoruz. Köyümüz güzel. Cafer abiyle tanıştık bu sayede. Güzel bir av olsun. Yarasız belasız, hatasız kazasız. Herkese rastgele. İnşallah. Abim, seninle daha önce de tecrübemiz var. Evet kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Evirgen, Kırklareli. Geçen sefer de söyledim sana, evet. Kana kardeşler tartışılmaz, kesinlikle, yaşanır. Kesinlikle abi. Biz yaşadık, bak doyamadık, bir daha geldik. Bu hafta daha çok yaşayacaksınız. İnşallah. Bu hafta İnşallah. Daha güzel. Dört güzel gözle bekliyorum. Güzel hava olsun. Abim tanışalım. Şeyim Baran Kırklareli. Herkese razıyım. Tamam, amcacığım sen nereye kaçıyorsun? Kaçma yok öyle. İhtiyarım yakışmıyor senin. Olur mu? Estağfurullah. Hoş geldiniz. Bütün avcılara başarılar diliyorum. Adın soyadın ne amca? Üstecep Can Murat. Üstecep Can Murat. Tanışma memnun oldum amcacığım. Sağ olasın. Genç gel bakalım. Abi sana Şentürk Kırklareli'de birkaç gün benim. Ayka görevini üstlendim bugün abi. Hı-hı. Ayka'ya gireceğim inşallah. Herkese rastgele. Dikkat et bizim ayarsız gibi ağaca çıkma sonra. Merak etmeyin abi. Kırklareli'nin abi bizden sorulur abi. Tanıştım abi seninle. Başkanım. Bak şimdi. Ben şu futbolcunun
Burada salacaksınız sütünden beri. Ben burundan salacak. Burundan salın beri. Çünkü o burundan beri ısrarım. Şu defasını yemeyin. 3-5 saldım. Burundan beri olur. Abim tanışalım. Akif Seymen Karal Avcılığından hoş geldiniz. Şimdi esas nokta orası. Avcılığa rahat gel edelim. Oradan beri topladın mı? Selamünaleyküm. Amcacığım tanıyalım seni. Cafer Erbaşoğlu. Hacı abi. Eski avcılardan. Eski avcılardan. Öyle değilim. Biz de yaşandık. Tamam. Gelen arkadaşlara hepsine hoş geldin deriz. Hayırlı avcılıklar deriz. Tamam, teşekkürler amcacığım. Zafer abi. Özgür'üm hoş geldin. Hoş, iyi, hoş bulduk abim. Sen nasılsın? Bugün kırmadın bizi, geldin abi. Abi bugün Tekin abinin bir lafı vardı, hatırlıyorsun. Rahmetli'nin. Diri tutacağız dedi yani. Ay, aynen. Bakalım bunu bir zorlayalım bugün. Diri tutabilecek mi, yani. Tutamayacak mıyız? Evet. Sağ ol abim, çok sağ olasın. Haykacı gel, Haykacı, Haykacı. Arkadaşlar bak, bu tehlikelidir, bilginiz olsun. Ben Gökay Kamçılı, Kırklareli'nden geliyoruz. Samet sen silahını al. Güzel bir domuz abi. Diliyoruz inşallah abi. İnşallah. İnşallah abi çıkar da vururuz bu. Arkadaşlar biz hava başlıyoruz. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlık yapıyoruz. Farka, arabayı kıtınca arka bagajı da anahtarla kıtlamam lazım. Hadi rastgele arkadaşlar. Özdemir abi ben geçiyorum, öbür adamlar tamam bizi. Tamam. Onlara bak, bagajı da kontrol et. Çekledim orayı. Ha, açtım değil mi şimdi? Dur. Kontrol etme. Evet arkadaşlar, başladık. Şimdi Ayhan abiyle beraber hayvanların önüne çıkmaya çalışıyoruz. Ayhan abi ne diyorsun? İnşallah güzel bir hava olur. Bakalım, sağda domuz varmış, izlerini görmüş arkadaşlar. Mükemmel. Kısmet. Görüyorsunuz biraz zemin kötü. Bu esnada neydi? Ayarsız arkadaşımız da geldi değil mi? Evet, Orhan abim evet, burada. Evet. İnşallah bir kazasız belasız bu abimizi bitiririz. İnşallah. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Ya Orhan abi, benim kafama şu takılıyor abi. Burada ağaç yok seni çıkabileceğin. Ne yapacağız şimdi? Araba ne güne duruyor? Abi arabayı göze kestirmiş. Ben sana söyleyeyim. Aman düşse çıkarız. Kendini. Sorun yok. Yalnız bugün senin ayarlarını yapmak lazım. Ayarsız abi. Yaparız bak. Hallederiz ya. Sorun değil. Bak, geçen hafta sürü tam buradan geçti. Köpekler bu tarafa geldi. Ben aşağı koştum. Benim durduğum yerden sürü tersten içeri girmiş. Kısmet. Şimdi bakalım, muhtar bayağı bir söyledi. Ya mahvolduk dedi artık, evet. Dedi şu domuzlardan kurtarın bizi. Zirai'ye çok zarar veriyorlar, evet. Şimdi bakalım, bugün bir şeyler yaparsak şey diyor, vurun diyor domuzları, gelin diyor size diyor çay ısmarlayayım diyor. Çayla kandıramaz bizi orada. Ben buradan geçmişsin geçen. Aracı böyle bırakacağız, ondan sonra şu yola dizilelim, köpek sesine göre hareket edeceğiz. Tamam, köpekler nerede? Köpekleri saldım şu an. Ha, tamam. Orhan abi takoz takılı değil mi onda? Takılı. Bu ikili bu. He tamam, ikili. Tamam, on numara. İkili var, bir de beşli var. Allah var. Şey, tek kurşun kullanıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Evet abi. Görmeden atmıyoruz. Yani hedef göster yeter abi. Biliyorsun. Hadi bakalım. Bizim ama cezalar da yüksek oluyor yalnız vuramayan. Vuramayana Orhan abi veririm abi. Ödeşiriz. Vuramayana çaylar benden.
Tamam, hadi sıkıntı bakalım. Yok. Hadi bakalım. Şimdi şu yola dizilelim Özgür. Tamam. Ondan önce gezmiş bak. Dolaşmış bak. Akşamki sağlam. Beni ne tarafa gidiyor Cemil abi? Tamam koşalım. Tamam gidelim. Abi hemen geliyoruz, çekim yapmıyoruz abi. Tam ne taraftasın sen? Özdemir abi tam ne taraftasın geliyoruz. Ama köpeğin birini büyük ihtimal kesti, bıyıkladı köpek. Özdemir abi ne taraftasın? Gördüm abi gördüm. Bak domuz vurulmuş. Arkadaşlar bizden önce davrandı. Kameraman atla hemen kamerayı. Tamam daha fazla araba yemiştim ben. Domuz vuruldu. Köpekleri nasıl çekiyorsun? Öldüreceğiz. Ya köpekler Görüyorsunuz.
Kandavrayım mı bu? Başındayım. Arkadaşlar. Burada. Yaralı burada mı? Evet. O evet arkadaşlar. Çok kötü kesmiş. Çok kötü kesmiş köpeği göre. Getir. Canan çek. Abi derini açmış sade ya. Bunu çek. Diksek olur burada. Arkadaşlar. Daha deminki domuz. O vurduğumuz domuzun yapmış. Evet. Vurduğumuz domuz. Şimdi bunu hemen arkaya atalım. Hemen as. Şey, diksinler hemen. Diksinler de. Hemen. Akif abi. Bak kırmış ha. Kırmış ha, ayağı kırmış. Kırmış abi üstünü. Kırmızı cevabı var ya. Tamam. Orada toprağın kuru var. Acıyor mu? O çukurdan bu tarafa doğru. Domuz daha burada çok domuz var sağda. Tamam. Ayhan abi öne doğru basıyor ayağı. Yok. O, yok yok onda sıkıntı yok. Kırılmam şu. Yok, hayır sade deri almış üstten. Deri sıyırmış. Bak yatır. Yatır. Dur ayaz dur abi. Dur ayaz. Ayaz mı gene? Evet. Ah domuzun hıncını. Domuzu indirelim buraya başka. Yok be dursun arabayla gitsin abi. Cafer! Cafer! Bırak gürültüyü hemen. Seninki burada. Tamam koyduk. Hadi Ayhan. Hadi. Aykuzlarla şeyler binsin arabaya gitsinler. Ayhan ben seni takip ediyorum. Hadi Özdemir abi takip et. Lan biz köpeği mi salacağız abi? Şimdi nasıl yapalım ya? Ben köpekleri götürüp bıraksın. Tamam beraber gidelim bırakalım gene. Ayhan aç şu arabayı. Bir dakika be açık kapılar. Bırak yalçın arabanı. Evet arkadaşlar. Yeni meradayız. Şimdi köpekleri salıyoruz. İçeride bir sürü var. GPS'ler zaten önüne bağlı. Emre koy ver. Hadi oğlum. Vurdun hazırlığı leşen yerinde. Aynen. Aynen. Leşen yerinde abi. Aynen. 250 gram rakıdan sonra hazırlığı olunca ayılıyorsun. Haydi ya! Haydi ya! Özgür ne tarafta? Hadi koş arabaya koş. Köpekler kovmaya başladı. Ayaksız nerede? Ayaksız koş. Lan gelsene ayaksız. Hudson'ın sunduğu 212 av ve doğa sporları reklamlardan sonra devam edecek.
Hatsa'nın sunduğu 212 av ve doğa sporları devam ediyor. Ya başla. Son hızla arkadaşlar. Son hızla hayvanların peşinde gidiyoruz. Bize dağ bayır yetmez. Yeter ki domuz kaçmasın değil mi? Yeter ki hayvan hiçbir şekilde burayı kesmişiz. Tüymesin bir yere. Yatak yapıyorsa girelim. Evet arkadaşlar, şimdi köpeklerin izi nasıl sürüyoruz görün. Özdemir abinin aracından da aynı zamanda görebiliyoruz. Biz de seni ermiş diyorduk abi büyük ihtimal. O yok, kadar teknolojiden faydalanıyoruz. Yani birazcık bu aletlerin faydasını çok görüyoruz. Hem en büyük dert domuz avcısının köpek beklemekte. Aynen öyle. Biz Ayhan'la Burgazcık'ta geçit ağzında çok köpek bekledik çok. Gelsin diye zamanında. Şimdi artık köpeklerin üstüne gidiyoruz ve daha çok posta yapabiliyoruz tuttuğumuz için. Köpek atladığı zaman postaya gidiyordu. Aynen. Hadi bekle köpek gelsin. Şimdi hemen topluyoruz köpekleri. İşte ikinci postaya, üçüncü postaya salabiliyoruz. Bir köpek kaybetmiyoruz. Bir de işte köpekleriniz iyiyse, önünde domuz olduğunda biliyorsanız mutlaka önünü kesebiliyorsunuz. Biraz evvel benim yaptığım gibi. Kesinlikle. Dolayısıyla teknoloji iyi bir şey. Teknoloji 10 numara. Şimdi bakalım şey hayvan çıkacak mı? Önümüze çıkacak. 400 metre mesafe var aramızda. Grup halinde toplu gidiyor köpekler. Büyük ihtimalle önünde bir sürü var ya da bir tane azılı önünü aldı devam ediyor. Sesi geliyor köpekler. 350 metre kaldı. Başlayalım. Arkadaşlar, ekibimiz çok sağlam. Burası da Karahalil Köyü. Şimdi Karahalil Korusu diye bir yer var hemen üst tarafta. Orada bir domuz postası yapacağız. Aldığımız duyumlara göre iki tane domuz girmiş oraya, izler tazeymiş. Bakalım kısmet. Karahalil Köyü Zafer abinin köyü mü? Evet abi. Bir şey yapalım ya. Zafer abi, bu Karahalil Köyü senin köyün mü? Evet arkadaşlar, Zafer abinin köyü. Zafer abi de bir 3-4 ay boyunca ava çıkamadı bizimle. Çünkü şey, onun motor tekledi biraz. Kalbine pil taktılar. Ama şimdi yine aramızda. Dedim ona, şarjlı pil tak dedim. Şarjlı pil tak dedim, şarj bittikçe doldururuz dedim. Yok dedi, yine benim dediğimi yapmadı. İnliğimize de Zafer abiyle bir konuşma yaparız. Doğma büyüme buralı. Oh! Biz de betonun içinde büyüyoruz İstanbul'da. Hadi durmak burada, yok, devam. Burada da bol bol çamur görmüştüm. Aynen abi.
mantar bilgimiz olmadığı için hiçbir şekilde yemeğe tenezzül bile etmiyoruz. Çünkü zehirli olabiliyor. Evet arkadaşlar, izi takip ediyoruz. Daha yeni geçmiş. Köpeklerin kokusunu alıyor. Tarlaya girdik. Bir tane tarlaya girdik. İz bulduk. Diğerleri zaten bekliyor. Bir iz bulduk. Onun peşine gidiyor şimdi. Ayhan abi. Bak öyle gelmiş buradan gitmiş oraya. Olabilir ama bilmiyorum nerede olduğunu çünkü. Hayır işte karanlık kapatmak için. Hayır. Evet arkadaşlar, iki tane aracımız battı. Sen biraz daha ileriye al abi, diğer aracı da görsün. Gri olanı kurtardılar vinçle. Ama diğeri küllüm battı. Laciverti görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. Bakın görüyorsunuz kaç yüz metre var arada. Turuncu renk görünüyor direkt. Onun için söylüyoruz arkadaşlarımıza, kesinlikle turuncu şapka, yelek giyin. Uzakta avcı olduğunu görelim diye. O mesafeden çekemezler abi. Direkt tarlanın içine girmiş o zaman. Evet. Evet arkadaşlar, av bitti. Avın en güzel yerini şu an yapıyoruz. Sucuk ekmek, soğuk havada. Başkan sen ne diyorsun bu konuda? Hep bana diyorsun ama. Evet. Bana diyor. İyi bir avcılık oldu mu bilmiyorum. Onu da sizin takdirinizde kalmış bir şeydir. Ya sence güzel avcılık oldu mu? Ya bence güzel. Ben gezdim durdum. He? Gezdim durdum. Vurulmuş var mı başkanım? Evet. Vurulmuş evet. Bir tane var. İki tane de yaralı gitti. Yaralı senin yüzünden gitti. Evet. Var mı yaralı? O da oldu. Ne yapacaksın? Ayhan abiyi ne yapacağız? Ayhan artık sollayacağız. Cibine geliyor. Boynuz kulağa geçermiş. Evet. Ben olmasam domuz gözler yokum. Ama şeyde söylüyordun. Brotlayı takip edin diye. Başkanın peşinden ayrılmayın. Köpeği olduğu zaman. Ya köpeği şimdi yoksa kedi yanına gitmiyorsun. Kedi mi şimdi? Şimdi yok burada köpek. He. Bugün domuz bulamadı bu ara. Macurlar öldürdü, iki tane domuz bugün bu ara. Burada da var. Soğuk. Ayarsız ne dedi abi domuzu görünce? Bunun daha büyüğü de var burada. Bir daha gelmem diyor domuza. Bilmiyor. Ayarsız. Orhan abi. Orhan abi elindekini at. Orhan abi elindekini at. Bu dedi daha ufa dedi. Ben o büyüyse o zaman benim işim olmaz dedim. Aa, abi gel bayrak. Daha da büyüğüm var bunun dedi. Hayvan kafa salladıkça Orhan abi geriye doğru atıyor kendini. Oğlum sağol ben de burayı iyi yaptım. O da güzeldi ya. Emeğinize sağlık. Bu sucuk. Ben de buradan Almanya'daki dostlara el sallıyor.
Eyvallah abi. Allah izin verirse bir ay sonra yanınızdayım zaten. Geldi direkt buraya. Ama av için geldi yani. Allah razı olsun. Balkan yap. Evet arkadaşlar, Hatsan'ın sunduğu 212 av ve doğa sporları avımız bugün sona erdi. Görüyorsunuz bir tane kısmetimizde domuz varmış. Onu ancak vurabildik. Zaten görüntülerde de göreceksiniz. Şimdi Ayhan abi, bugün ne geldik? Yine şovunu yaptın bize. Ne evet diyeceksin abi bu konuda? Güzel bir av oldu. Yine bir köpeğimizi feda ettik bugün. Yine bir köpeğimiz kesildi. Birinci bağımızdan bu güzel azılı bir domuz çıktı işte. Bu domuz vuruldu o da. İkinci ve üçüncü bağımız boş geçti. Bir şey çıkaramadık. Yani diyeceklerim bu kadar. Gene kazasız belasız güzel bir av atlattık. Çok şükür. Bütün arkadaşlara rastgele. Orhan abi ne diyeceksin bu durumda? Domuzu görünce ben bir daha gelmem dedi domuz evet, avına. Yani bunun daha da büyüğü mü var dedi. Yani biraz güldürdü bizi ama ne yapalım. Maalesef abi bunun daha da büyüğü var burada. Siz kovalayın, ben arabanın içine otururum. Ne diyeceksin kardeşim, bugün ilk defa geldin. Aynen, yavaş yavaş ava başlayacağım dedin. Aynen, ben daha ilk defa domuz avına geliyorum burada. Gerçekten bayağı büyük, yani bir domuzun bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Gerçekten de görmedim zaten. 150-200 kiloya yakın bir domuz galiba. Evet. Ve gerçekten çok zor öldürmüşler. Avlayan abilerimizin hepsinin eline sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz tekrar. Böyle bir şey yaptıkları için. Sen de yavaş yavaş biraz eğitimini al. Ondan sonra tüfekle çıktığını görelim. Aynen. Ağaç başında görmeyelim daha sonra da. Senin nasıl geçti abicim? Çok güzeldi, çok zevkliydi. Buraya geldik Kırklareli'ne. Avcı abilerimiz, arkadaşlarımız misafir ettiler bizi. Her şey çok güzeldi. Memnun kaldık yani. Ya memnun kaldıysan ne mutlu bize. Mustafa abim. Evet, çok güzel bir av oldu. Hava çok soğuktu. Bizi buraya misafir eden, ağırlayan, ekmeğini bölüşen tüm arkadaşlara, avcı dostlara teşekkür ediyorum. Sen kardeşim kaldın öyle aşağıda. Abi güzel ve keyifli bir av oldu. Teşekkür ederim yani. Sağ olun. Eşlik ettiniz abi bize. Haykacılar olmasa bu avı yapamazdık biliyorsun. Aynen, aynen abi. Evet. Şimdi gelelim abim sana. Almanya'dan buraya geldin. Hadi domuz avı yapalım dedin. Ya biz orada zaten bir yıl bu sizin televizyonlarına baka baka yani özlem gideriyoruz. Başka türlü olmuyor işte. Gördü Eren, canlısını da gördü bugün. Eren gelemiyoruz, olmuyor. Orada da işlerimiz güçlerimiz var. Ama çok güzel bir gün geçirdik. Arkadaşları zaten özledik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah daha nice nice kazasız belasız avlar nasip etsin arkadaşlarımıza. Sizlere de başarılar diliyorum. Televizyonumuza da başarılar. Sağ olun. Amcacığım? En yaşlı biz herhalde bu durumda. Yok ya daha dur. Bizden daha yaşlısı Zafer, da... Zafer abim var arkanda. Bizden yaşlısı da yoktur zannedersem arkadaşlarda. Ya arkadaşlara... Çocuktur bilmem nedir ancak pazarda bugün. Eyvallah Allah razı bize olsun. Bize başka bir şey çıkmadı ya. Teşekkür ederim. Amcacığım, sağ olun. Sen de olmasan av olmayacak zaten siz olmasanız. Gençler sağ olsun. Eyvallah sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar siz de kaldınız öyle abicim aşağıda. Vallahi biz herkese çok teşekkür ederiz bu av için. Güzel bir av oldu. Herkese rastgele diliyorum. Eyvallah abi. Ben dediğim gibi Aykacığım domuzu çıkaracağım dedim, çıkardım. Allah razı olsun, o konuda şey değil. Yani başka denemeye çalıştık, çıkaramadık. Maalesef bizden önce başkaları girmiş. Sen ne yapıyorsun abi? Torpili direkt hayvanın üstüne mi atıyorsun? Evet, evet. Torpili direkt hayvanın üstüne atıyorum. Eyvallah abi. Evet. Amcacığım? Evet, ben 50 yılı geçik avcıyım. Bu yıl Trakya'da av çok bol. Yalnız domuz az, nedense. Herhalde domuz aşağılara kaydı, yiyecek yok. Çok kar var. Yalnız kaz ördek çok bol. O da güzel yani. Bugün biz de bayağı bir kaz vurduk. Domuz avında olduğumuz için başka avada teşekkür ediyoruz. Onun için ancak bir tane domuz vurabildik. Yoksa bu ekibin hakkı en az 8-10 tane olması lazım. Yeter. Haftaya kalsın. Bir tane. Bizim olsun. Öyle yavaş yavaş şey yapıyoruz. Kalanlar yine bizim olduğu için üzülmüyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Abicim bugün bayağı bir yorduk seni bugün. Görüyorsun ortada. İyiydi. Özdemir Gökboray'ın ellerine sağlık. Allah razı olsun. Bizim ya, o da batırdı arabayı. Batıracak. Biz yaraladık, o vurdu işte. Bu kadar çıktı.
Kısmet yani, yapacak bir şey yok. Bir köpeğimizi gene görüyorsun, kestirdik. Alıştık zaten, her hafta bir köpek gidiyor. Geçen sefer 3 tane gitmişti. Evet, geçen hafta 2 tane, bu hafta 1 tane. Ama olsun, köpek çok yedekler var. Fark etmez yani. Veteriner para kazansın diyorsun. Yok, ben kendim dikiyorum, gerek kalmıyor. gerek kalmıyor. Ben şey, sen Zafer abi, sen hep kaçıyorsun evet. Abim. Gel böyle gel. Evet. Zafer abi, ne diyorsun abi bugün için? Sen 3-5 aydır böyle gelemedin yanımıza. Ya şimdi özgürüm, gelemedim. Ben bu domuzdan bir elektrik alamıyorum. O yüzden bize şarjı bitmeyen bir... Niye yapalım? Av değil, bize bir takviye lazım. Takviye yaparız. Yani şimdi... Güzel şarj makinesi var bende. Evet, şarj değil. Baştan biz bataryayı nerede taktıralım? Özgür'den bir yardım edelim Özgür. Zafer abim aküyü değiştirdi. Kalbe pil taktırdı. Özgür evet. Dedi bundan sonra daha hızlıyım, haberin olsun dedi. Şimdi elektrik alamadık diye bir akü taktırdık. Yalnız, ben de şarjı yap dedim abi. Karaliller iyi avcudur. Buradan sesleniyorum gerçekten. Karaliller çok iyi bir avcudur. O, i̇yi o konuda kesinlikle. Güzel domuzdur. Akif abim yok burada ama ne Akif abi? Şu anda... Araba batırdılar, arabayı çekme araşıyor. Akif abim olsun. İsa abim rahatsız olduğu için gelemedi. Gerçekten iyi atıcılar. Bize bir yardım ediyorlar burada. Her konuda yardımcı oluyor. De bugün geldi, köpeğini getirdi. Allah razı olsun ya. Teşekkür ederim. Canı gönülden seviyoruz Karaliller. Avı yaptık yani. Şaban başkanımı da unutmuyorum. Şaban başkanı geleceğim bir birazdan. Onun, bir tane. Onun ama cezası var. Bora köpeği var. Bora köpeği olsun, selam ver ben. Köpeği için selam veriyorum. Bora'nın hatırına bak. Bora'nın hatırına selam veriyorum. Köpeği gitti mi, ne yapacağım onu, gözleri görüyor. Adamın etesi var. Ne diyorsun bu günkü durumda? Çok güzel avuculuk oldu. İzleyenlere teşekkürler ederiz. Devam et kılıfına. Böyle bir güzel gün geçirdiğimiz için sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Başkanım, gelelim sana. İlk önce şunu söylemek isterim. Halk TV'ye çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes için güzel bir reklam. Ben de var ya ama... Var mı? Ben şu hakkını köpeğe bağlayayım. Ya biz de senin sayende zaten burada avlanıyoruz. Halk TV'ye çok çok teşekkür ederim. Yani bize teşekkür etmiyorsun, direkt Av TV'ye diyorsun evet, amca. Evet. Evet. Sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Galip abim, nasıl geçti av bugün? Güzel geçti. Bir tane domuz vuruldu birinci bağda. İkinci, üçüncü bağ boş geçti ama onun dışında mevsim kapanmış olduğu için tavşan gördük. Tavşanı tabii dönemi kapandığı için atış yapmadık. Güzel bir görsel oldu. Çakal gördük. O da domuz avında olduğumuz için onlara da atış yapmadık. Üstümüzden kaz sürüsü geçti. Yani görsel olarak bayağı zengin bir gün geçirdik. Kısmette bir tane domuz varmış, o vuruldu. Bizi burada misafir eden bütün ev sahibi, kıtlarevli avcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi bir gündü, teşekkürler. Fatih abi. Evet, buradaki tüm avcı arkadaşlara, bizi misafir eden avcı arkadaşlara gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim ağırladılar, bizim zahmetimizi çektiler o kadar. Ben buradan yetkililere küçük de olsa bir mesaj vermek istiyorum. Hayvanın zaten az önce videosunu gördüler. 200 kiloluk bir hayvana bize 2 tane fişekle sınırlandırıp bu domuzun karşısına çıkartıyorlar. Bundan sonraki kararlarda biraz daha dikkat edip, yani bizi bu domuzun karşısına en az 2 fişek değil, yani daha makul, daha sayı o kadar şey değil ama biraz daha fazla fişekle şu domuzun karşısına, en azından domuz avı için diyorum, çıkartmaları iyi olur. Onu bir değerlendirsinler. Benim onlardan istediğim o. Benim değil aslında, hangi avcı arkadaşı sorarsanız aynı şeyi söyleyecektir. Yani böyle bir domuzun karşısına 2 fişekle çıkmak herkesi korkutuyor. Kazası belası bir gün geçti. En sevindirici olay da odur. Güzel bir domuz vuruldu. Ben Bahtiyar Taşyağan üstadımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hasan'a çok teşekkür ediyorum bize destek verdiği için. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Orhan abi. Bugün avımız çok güzel geçti. Çok şükür kazasız belasız onu da atlattık yani. Abilerimizin bir de kardeşlerimizin elleri sağlığı, ellerine sağlık. Umarım inşallah bir dahaki sefere bol avlar dileriz. Teşekkür ederim.
Arkadaşlar, 212 Av ve Doğa Sporları olarak avımızı bitirdik. Ama şu konuda Fatih abinin değindiği gibi şu takoz olayına sadece domuz için bir çözüm üretin bize. Ya minimum 5 tane değil mi Ayhan abi? Minimum 5 tane fişek koymamız lazım. Biz yardıma gittik arkadaşlara. 5-6 tane fişek attıkları halde hayvan daha yıkılmamıştı. En son gittiğimizde tekrar millet doldurdu. O şekilde yıkabildik hayvana. Bu kadar, daha diyecek bir şey bulamıyorum zaten. İnşallah bir çözüm üretirler. Herkese teşekkürler. İyi seyirler. Hadi görüşürüz. El sallayalım arkadaşlar. Yakın bir çekim yok. Olur mu? Hava geldi adam be. Ne mavi. Hatsan 212 Av ve Doğa Sporlarını sundu.